despotluk, diktatörlük, tek adamlık, yalanıyla mangalda kül bırakmayanların esasen gerçek manada faşizmin fidanlığında yeşerdikleri, kendilerinden başka her şeye yabancılaştıkları, sevgi ve hoşgörüden mahrum oldukları ibret levhası gibi meydandadır. Bir taşı on bin defa havaya atsan uçmayı öğretemezsiniz, demiş Aristo. Ve ilave etmiş, Enerjinizi doğru işlere harcayın, doğru insanlarla iş yapın. Taştan kuş, kuştan da taş olmaz. Türkiye'de diktatörlük hakim olsaydı her akşam televizyonlara çıkıp ileri geri konuşanlar, Can Atalay davası ile ilgili devlet ve yargıya meydan okuyanlar, bölücüleri ve teröristleri pervasızca destekleyenler Atliye koridorlarında kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet slogan atan çapulcular halkı kim ve düşmanına sevk etmek için vızır vızır ortalıkta gezenler sorarım sizlere nasıl olacak nasıl tutunacak nasıl küstahça küfür vakaretlerini sıralayacaklardı Diktatörlük olsaydı cezaevindeki bir terörist Türk devletine nasıl işgalci diyecek Vatanımızın bir bölümünü hangi hakla sözde Kürdistan olarak tanımlama cesareti gösterecekti? Diktatörlük olsaydı müstevlilere yaranmak için memleketin ele ele geçirdiği kimler ileri sürülebilecekti? Çok başlı koalisyonların Türkiye'yi hangi zor ve içinden çıkılmaz hallere soktuğu ne çabuk unutulmuştur. 21 gün süren koalisyonları Sahte demokratlar nasıl izah edeceklerdir? Demokrasi diyorlar, devleti yıkmak için kudurmuş gibi çırpınıyorlar. Özgürlük diyorlar, Mehmetlerimizi şehit etmek için kamufle oluyorlar. İnsan hakları diyorlar, barış diyorlar, kundaktaki bebeklere kurşun atmak, vatanımızı ve milletimizi parçalamak amacıyla kanlı silahlarını emperyalist ülkelerin istihbarat örgütlerinden alıyorlar. Bölücülere, teröristlere hak ihlali kararlarını cömertçe veren Anayasa Mahkemesi, milletimizin kas ve ihanet edilen haklarını ne yapacak, nasıl savunacak? Hiç olmazsa adalet ve hukuk namusuna bir nebze olsa da sahip olduğunu ne zaman gösterecektir? bütün bütün dayatmalara ve baskılara direnerek Türk adaletinin onurunu müdafaa eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin şerefli hakimlerini de yürekten kutluyor ve aldıkları kararı destekliyoruz. Arthur Conte'nin Diktatörler Yüzyılı isimli kitabında 20. yüzyılın diktatörler devri olduğu anlatılır ve diktatörlüğün kaynağı olan 20 madde bir bir sayılır. Bu 20 maddeye bugün bile giren pek çok ülke vardır. Ancak bunlardan birisi dahi Türkiye'nin sosyal, siyasal ve toplumsal bünyesini yansıtmaktadır. Demokrasi, aydınlık, diktatörlük, karanlıktır. Bugün Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini asılsız ve ahlaksız istatlarla karalamaya çalışanların hemen hemen hepsinin durdukları yer alaca karanlıktır. Diyebiliriz ki muhalefet karanlıktır, karanlıktadır. Türk ve Türkiye yüzyılını sabot etmek, önünü kesmek için emperyalist çevrelerden vekalet almıştır. Bu nedenle zillettedir, hüsrandadır, hezimettedir, ahlaken iflasdadır. Mussolini demokrasiyi az veya çok kokuşmuş özgürlük kadavrası olarak yaftalamış. Hitler, Salazar, Franco ve benzerleri demokrasiyi infaz etmişlerdir. Biz demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, milli egemenliğe yürekten bağlıyız. Nihayet siyasi mücadelemizi başkaları gibi savruk ve sorumsuz yapamayız, yapamayız. Önce ülkem ve milletim, <laughs> sonra partim ve ben irade irademizi korumakla mükellefiz. Her şeyden önce Türkiye demeyi inançla sürdürmenin azmindeyiz. Bir işi en iyi yapan bilir. Siyaseti de insanı seven, sabır gösteren, milli ve manevi değerleri içselleştirilmiş olanlar en doğru ve dengeli şekilde icra edeceklerdir. Nizamül Mülk Siyasetname isimli dev eserinde bir anekdot anlatır. <laughs> Hazreti Ali'ye bir gün sorarlar, en cengaver insan kimdir? O da der ki, öfke anında kendini zapt eden ve harekete geçmeyen kimsedir. Çünkü öfke ve hiddet aynı anı gelip geçince pişmanlık duyar ancak bu pişmanlık fayda etmez. Nizamül Mülk aklın öfkeye tahakküm etmesini olgunluk olarak tarif etmiştir. Nitekim olgunluk fikri ve siyasi basiretin timsalidir. Kuşkusuz acele şeytandan, sükunet rahmandandır. 55 yıllık birikim, tecrübe, sabır, sebat, ihtiyat, tedbir sağduyuyla, açık sözlülük ve kalenderlikle yurdumuzun her köşesinde İnsanımızın huzur ve refahı, milletimizin dirliği ve birliği için siyasetimizi şevkle yapacağız. <laughs> Çok şükür tutulmayan sözlerle silahlandırılmış uykusuz gecelerimiz yoktur. Anlaşmazlıkları çoğaltıp yaygınlaştıranlara, sonra da düşmanlığa dönüştürmek için gün sayanlara kesinlikle itibarımız yoktur. Zayıf ile naif değiliz nefsimize fani, ruhumuzla baki olduğumuzun idrakindeyiz. Geçmişteki zor ve zahmetli günlerde siyasi kutuplaşmaların nelere mar olduğunu tarih şuurunun refakatiyle de biliyoruz. Mesela Balkan Savaşları sırasında Efe Kazım adında bir albay savaşın en kızgın anında 5. Kolordu kuma kumandanı Kara Said Paşa'yı eleştirir. Kumandan paşa albaya susmasını söyler. Ne var ki albay paşaya silahını çeker. Buna rağmen yanındakilerin engellemesiyle silah patlamaz. Ne üzücüdür ki kolordu kumandanı hürriyet ve ihtilaf, ihtilafçı albay da iddiatçıdır. Ne insanın hayatı ne de toplumun tarihi her ikisi birden anlaşılmadan anlaşılamaz. 1571'de İnebahtı'da Osmanlı donanması ima edilmiş, çok sayıda şehit verilmişti. Donanmanın kumandanı Kılıç Ali Paşa zar zor kurtarılan gemilerle İstanbul'a dönmüştü.